Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için portakalda Türk kahvesi yapımını paylaşmak istiyorum. Öncelikle bir tane portakalımızı güzelce yıkadım ve bunu kuruladım. Şimdi tek kişilik yapacağım ben. Bu baş kısmını şöyle bir alıyorum. Ve birazcık daha kolay çıkarabilmem için şu ilk kısmını da şöyle bir bıçakla alıyorum. Ve artık kaşık alıyorum. Ve yemek kaşığıyla şöyle yavaş yavaş bakın şöyle şu kenardan yapa yapa daha kolay portakalı içini boşaltmaya çalışacağım. Bazen bunu limon sıkacağıyla sıkıp yapanlar var ama o biraz riskli çünkü bu kenarlarından açılabiliyor. Ama bu en garanti şekli ve şöyle bakın gayet güzel bir şekilde çok dış kabuğunu da yırttırmayacak şekilde şöyle güzelce temizledik. Tabii ki birazcık içinde kalsın. O portakalın da aroması geçsin yani. Zarar yok. Ve bakın çok güzel temizledim. Şurada az bir şey var. İsterseniz onu da alabilirim ama birazcık aromasının da geçmesi için şöyle temizledim. Benim fincanım bu. Tek kişilik yapacağım. Ve buradan tek kişilik kahve olarak 1,5 kaşık katıyorum ben. Şöyle ve eğer şekerli orta şekerli seviyorsanız bir kesme şekeri ama şekerli seviyorsanız 2 kesme şeker yeterli ama ben şeker katmayacağım çünkü sade yapmak istiyorum ve alüminyum folyoyu böyle eğer bunu yapmazsam bu bölgeleri yanıyor yani zaman zaman öyle de yaptım ama gerçekten denedim buralar yanıyor o yüzden böyle alüminyum folyoyu şöyle güzelce çok üstüne de gelmeyecek şekilde yapıyorum. Ve bu fincanla bir fincan su döküyorum. Şöyle bir fincan evet döktüm. Ve bir defa karıştıracağım. Şöyle bir defa karıştırıyorum. Ve aygazımızın, ocağımızın en az yanan, en küçük bölgesine koyuyorum. Evet, en az yere yanan yere koydum ve altını biraz böyle kıstım. Ve şimdi kahvemin kaynamasını bekliyorum. Evet, yavaş yavaş kahvemiz niyetleniyor. Ortaya toplanmaya başladı. Kenarlar niyetlendi. Yani artık kısık ateşte böyle güzelce kaynamasını bekliyoruz. Evet. Bakın gayet güzel. Artık yavaş yavaş gerçekten kaynama şeyi başladı, faslı başladı. Evet, şu an kahvemiz gayet güzel kaynıyor, köpürdü ve bakın muhteşem köpükleri görüyorsunuz değil mi? Bakın gayet güzel köpükler oluştu ve kaynıyor. Harika bir görüntü, muhteşem bir koku oluştu şu an mutfakta. Kahvenin, portakalın aroması çok güzel. Oo, muhteşem oldu bakın. Harika. Oh oh oh. Ve kahvemiz servise hazır. Evet, elimizin yanmaması için şöyle temiz bir bezle alıyorum. Ve kahve tabağımın batmaması için fincanımı kenara alıyorum. Ve şöyle döküyorum. Evet, kahvemiz hazır. Yanında badem şekerimiz ve olmazsa olmazı kahveden önce bir bardak suyumuz. Biliyorsunuz kahvenin hikayesini. Kahveden önce bu suyu içiyoruz ve bundan önce yediğimiz bütün lezzetlerin tatları gidiyor. Sadece kahvenin tadını almamız için bu su. Hikayesi bu. Ama farklı farklı anlatılıyor. Afiyet şifa olsun. Bunun yanında tabii Türk lokum olabilir. Kahvenin yanında çikolatalar olabilir. Neyle ikram etmek istiyorsanız onunla ikram edebilirsiniz.
Afiyet, şifa olsun. Başka videolarda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.